أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي قردشترم إن شاء الله de كتاب كتابımızdan Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz inşallah havale hakkında olacaktır. Havale malumunuz Türkçe'de de kullanılan bir e, kelimedir. Abi Arapçadan Türkçe'ye girmiş. Yani bir şeyi bir şeye havale etmek mesela diyelim ki bankada birinin hesabına para havale ediliyor. Genelde bu anlamda kullanıyor ve bu şekilde bir taamül insanlar arasında vardır. Mesela bankadaki bir parayı bir diğerinin hesabına havale ediyorlar. Yani aktarıyorlar, aktarım olarak kullanılıyor. İslam fıkhındaki havale de bu mana yakındır aynı şekilde. Fakat İslam fıkhındaki bir borçlu bir başkasından mesela borç istiyor. Borçlu olduğu kişiyi borç istediği kişiye ne yapıyor? Havale ediyor, ona aktarıyor, ondan almasını istiyor ve ondan borçlu olan kişi de bunu kabul edince bu işleme de İslam fıkhında havale, akdi havale diyoruz. Tabi havalenin de kendine göre bazı şartları vardır. Nasıl ki İslam fıkhında tüm muamelevi meselelerde kendilerine göre şartları, rukunları varsa aynı şekilde havalenin de kendine göre şartları var. Bunları inşallah okuyacağız. وَشَرَائِتُ havaleti havalenin şartları erbaatu eşya e. Dört şeydir. Birincisi radal muhili. Muhilin rızası ve kabulul muhtali. Ve muhtalın da kabul etmesidir. Şimdi muhil kimdir? Muhtal kimdir? Muhil borçlu olan kişidir. Yani mesela bir birinci şahıs var, ikinci şahıs var, üçüncü şahıs var. Birinci şahıs İkinci şahıstan ne yapıyor? Borç para alıyor. Daha sonra aynı şekilde birinci şahıs da üçüncü şahsa borç para vermiş. İkinci şahıs birinci şahıstan borcunu istediği zaman veya birinci şahıs ikinci şahsa şöyle diyor. Diyor ki senin bende yüz binin vardı. Ben de üçüncü şahıstan yüz bin lira istiyorum. Sen bu yüz bin liranı git üçüncü şahıstan al. Böyle bir işlem yapılırsa işte biz buna havale diyoruz. Burada muhil kimdir? Muhtal kimdir? Muhil birinci şahısı olur. Havale eden kişi olur. Yani ikinci şahsı, üçüncü şahsa havale eden, aktaran kişi muhildir. Burada şartlarımızdan biri ridal muhili. Muhilin rızası olması gelir. Olur. Ve kabulul muhtal. Muhtal kimdir? İkinci şahıs muhtaldır. Yani havale edilen kişi, aktarılan kişi nedir? Yani ikinci şahsa, birinci şahıs, ikinci şahsa dedi ki git üçüncü şahıstan benim paramı oradan kendi benim yanımdaki borcumu, borcunu ondan alabilirsin. Çünkü benim de onda yüz bin borcum vardır. Bu şekilde ikinci şahıs da bunu kabul ederse o da ne oldu? Muhtal oldu. O zaman birinci şartımız dediğimiz gibi ridal muhil, muhilin rızası ve kabulül muhtal, muhtalın da kabulü lazımdır. Üçüncüsü ise ve kavnul hakkı ve o hakkın olması lazım. Yani birinci şahıstaki diyelim ki ikinci şahsın birinci şahıstaki borcu o hakkın olması lazım. Mustakirren fi zimmeti zimmette oluşması lazımdır. Mesela oluşmayan bir borç için havale yapılmaz. Örneğin ikinci şahıs dedi ki birinci şahsa dedi ki ben sana yüz bin borç vereceğim. Mesela bakın vereceğim diyor. Daha vermemiş. O da diyor ki bu borcu bana verdinse ben de seni üçüncü şahsa havale ettim. Benim de onda yüz bin borcum var. Bu hak daha zimmette oluşmayan bir haktır. Çünkü daha ortada borç yoktur. Veya başka bir örnek verirsek, misalen diyelim ki biri birinden mal aldı borç parayla ve birinci şahıs ikinci şahıstan diyelim ki borç parayla mal aldı ve o mala da hıyar hakkı bırakmış, seçme hakkı bırakmış. Üç güne kadar ne var? Seçme hakkı var. O üç gün bitmeden önce birinci şahıs, yani ikinci şahıstan borç almıştı ya, diyelim yüz binlik bir şey almıştı. Üçüncü şahsı, yani ikinci şahsı, birinci şahıs, ikinci şahsımızı üçüncü şahsa havale edemez. Çünkü o borç daha mustaqir olmamıştır. Daha bütünüyle ne yapmamıştır? Yani o hak oluşmamıştır. Üçüncü günden sonra artık hıyar şart dediğimiz seçme şartı eğer ortadan kalkarsa o zaman artık o borç ne olmuştur? O borç kişinin zimmetinde oluşmuştur ve o zaman ne yapabilir? Havale işlemini yapabilir. Birinci şahıs, ikinci şahsı, üçüncü şahsa, şahsa havale edebilir. Diğer bir şartımız ise ve ittifaku. İttifak etmesi lazım. Yani aynı olması lazım ma <mâ> fi <fî> zimmeti muhili muhilin zimmetindeki borç ile ve muhal aleyhi muhal aleyhinin yanındaki borç. Şimdi burada bir lafız daha kullanıldı. Muhal aleyhi. Muhili öğrendik. Birinci şahıs. Muhtal. ikinci şahsımızdı. Muhal aleyhi ise üçüncü şahsımızdır. Mesela birinci şahıs, ikinci şahsı, üçüncü şahsa ne yaptı? Havale etti. Birinci şahıs muhildir. İkinci şahsımız muhtaldır. Üzerine havalenin gerçekleştiği kişi, aktarımın gerçekleştiği kişi ise muhal aleyhi diye isimlendirilir. İşte burada da diyor ve ittifaku eşit olması, aynı olması ma zimmetil muhili ve muhal aleyhi. Muhil ile muhal aleyhinin zimmetindeki borçlar eşit olması lazım. Örneğin misalen Diyelim ki ikinci şahıs birinci şahıstan muhilden 100 bin lira borç istiyor. O zaman muhilin de muhal aleyhiden yani üçüncü şahıstan 100 bin lira borcu olması lazım. Bu durumda ne yapabilir mesela? Ona havale edebilir. Bu ittifak da yine şöyle de açıklıyor müsennefimiz. Fil cinsi, cinsi aynı olması lazım. Mesela örneğin buğdayların cinsi ve işte e, kurmanın cinsi ve mesela alınan malın cinsi aynı olması lazım. Mesela bir birinci kalite olan var. Mesela ikinci kalite olan var. Ve nev'i çeşidi de aynı olması lazım. Aynı çeşit olması lazım. Vel hulul. Yani o borcun gelme anı, zamanı, vakti de aynı olması lazım ve tecili borcu da aynı. Uzatılan zaman da aynı olması lazım. Örneğin mesela birinci şahıs ikinci şahıstan mal aldı. Onun parasını diyelim ikinci ayda ödeyecek. O zaman birinci şahsımız muhil, ikinci şahıs olan muhtalı, üçüncü şahıs olan muhal aleyhiye eğer havale ederse onun da muhal aleyhiden alacağı İkinci ayda olması lazımdır. Eğer üçüncü aydaysa <laughs> o zaman e, muhtalı havale etmesinin bir anlamı olmaz. Çünkü muhtal muhilden yani birinci şahıstan parayı ikinci ayda alacak. Biz onu üçüncü aya aktarırsak bu havale işlemi nedir? Bu havale işlemi e, olmaz. Tabi burada eğer rızalar varsa örneğin mesela e, muhtal bunu kabul ediyor. Muhtal'ın rızası varsa sıkıntı yoktur. Hulullah dediğimiz zaman o da aynı şekilde borcun zamanının gelme anı. O anda diyelim ki borç zamanı gelmiş. Diyelim mesela Muhtal ikinci şahıs geldi Muhil'e birinci şahsa dedi ki borcumu ver. Bugün ayın diyelim 15'idir borç zamanı gelmiştir. Muhil'le dedi git Muhal aleyhide benim borcum var. Ondan da ben ayın 15'inde istiyorum. Bu şekilde ne yapar mesela? Muhtal gider, muhal aleyhiden o borcu ayın 15'inde alabilir. Diyelim ki burada mesela e, öncesi olursa olabilir mi? Örneğin misalem diyelim ki muhil muhtaldan yani muhil birinci şahıs muhtaldan ikinci şahıstan bir şey borç almış ikinci ayda ödemesi gerekiyor. Fakat muhal aleyhi de muhilin borcu vardır. O da onu birinci ayda alması gerekiyor. Bu şekilde ne yaptı? Muhtalı e, muhtalı oraya aktardı. Dedi ki muhil de, muhtala dedi git benim borcu, borcu oradan al. Birinci aydadır. Daha önce alıyor. Mesela bir ay öncesinde alıyorsa ve eğer ki burada şahıslar buna evet diyorlarsa, bunu kabul ediyorlarsa bir sıkıntı yoktur. Bunu alabilirler. Tabi cinslerine dikkat etmeleri lazım. Mesela bazen hayvan cinsleri var. Mesela o hayvan cinslerinde buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü hayvanların fiyatları cinslere göre nedir? Farklılaşıyorlar. Örneğin mesela şimdi bir Hollanda ineği ile normal bir inek aynı olmaz. Ayrıca mesela arabalar telefonları da buna örnek olarak verebiliriz ve tebrau beri olur. Biha bu havale işlemiyle zimmetul muhili muhilin zimmeti artık ne olur? Beri olur. Yani muhilin zimmeti nasıl beri olur? Çünkü artık o muhal aleyhiye burada aktardığından dolayı, bu aktarımı yaptığından dolayı artık onunla muhtalın bir alakası kalmaz. Yarın öbür gün muhal aleyhi bu ödemeyi yapmazsa kendisi muhile, muhtal muhile dönüp ondan istemez. Evet kardeşlerim bu konumuz bitti. İnşallah kefil konusunu da işleyelim. Ve yesihhu sahihtir. Demanu duyuni borçlara kefil olmak el mustakirreti oluşmuş olan borçlar. Yani fi zimmeti zimmette olan borçlar yani daha oluşmayan, olmayacak veya birkaç gün sonra alınacak borçlara bizler kefil olmayız. İza ulima kadruha. Tabi miktarı biliniyorsa. Demek ki bilinmeyen bir borca kefil olunmaz. Çünkü nedir? Senin belki mesela o gücün yoktur onu ödeyecek. O zaman ne lazımdır? Borçlunun borcunu bileceksin. Bu borç 1 milyar mı, 1 lira mı, 2 bin mi, 3 bin mi, 5 bin mi? Ona göre kefil olunur ve li hakkı hak sahibine vardır. Yani hak sahibi borç veren kişiye vardır. Mutalebetu talep etmesi bu parayı men şa'e dilediğinden min daminin ister kefilden ve madmunu an ister kefil olunandan. Yani ikisinden hangisinden dilerse ne yapar? Talep edebilir. İza zamanu damanu eğer o kefalet işlemi alama beyenna beyan ettiğimiz şekilde ise yani beyan ettiğimiz şekil miktarının bilinmesi ve o borcun da kişinin zimmetinde oluşması. Ve eğer garime daminu diyelim ki kefil ödemeyi yaparsa raja döner alal medmuni anhu kefil olana döner diyelim ki onun yerinde ne yaptı parayı verdi bir lirayı veya beş lirayı onun yerinde verdi ona döner der ki falan kez ben senin yerinde paranı ödedim sen de bana paranı öde diye ondan isterim. Tabi idakane damanu eğer bu kefalet işlemi kefillik işi vel ve ödeme bi iznihi izniyle olursa kimin izni yani madmunun anhın izniyle kefil olunan kişinin izniyle olursa ve la sahih değildir damanul meçhulî meçhul olan bir şeye kişinin kefil olması sahi değildir. Örneğin mesela ben bir kişiden bir şey almışım derse burada ona ne yapılmaz? Ona kefil olunmaz. Niçin? Çünkü orada bir meçhuliyet var. Belki bu aldığın şey değerli bir şey, pahalı bir şeydir. Ben ona kefil olsam belki onu ödeyemem. Çünkü kefilin eli cebindedir. Yani eğer Mekfulu anhu kefil olunan kişi ödemeyi yapamazsa kefil yapması lazımdır. Vela yine sahih değildir. Malem yecib. Vakti gelmeyen şeyin, mesela da vakti gelmeyen bir şeye kefil olunamaz. Mesela ne gibi? İşte falan kes senden ayın, daha beşinci ay gelmemiş mesela. Beşinci ay gelmemiş, diyor ki falan kes senden beşinci ayda şu kadar para alacak ben onun alacağı o paraya kefilim. Böyle bir kefalet olmaz. Çünkü daha vakti gelmemiş bunun. Çünkü biz dedik ki o borcun zimmette oluşması gerekiyor. Fakat burada bir istisnai durum var. İlla derkel mebi' dediğimiz derke mebi'te bu caizdir. Derke mebi' nedir? Örneğin mesela biz gidiyoruz bir esnaftan veya bir yerden bir eşya alıyoruz. O eşyayı alırken diyoruz ki ya valla bu eşya sanki falan kesin de aynısından vardı. Mesela işte falan kesin bu ayakkabının aynısı onda da vardı. Bu olmaya onun ayakkabısı ola. Belki de onun ayakkabısıdır. Orada biri çıktı dedi ki yok. Eğer ki onun ayakkabısı çıkarsa ben ne yaparım mesela? Bu sana kefilim o eşya diyelim veya o ayakkabı dediğin kişinin olursa o senden bunu talep ederse ben sana kefilim onu ben ödeyeceğim parasını. Buna işte derkil mebi'dik satılan şeyi bulma manasında kullanılıyor. Bu şekilde bir durumda kefillik olabilir ama bunun dışında daha oluşmayan borçlar için oluşmayan bazı işlemler için kefillik olunmaz. Evet kardeşlerim. Bu şekilde konumuzun sonuna geldik. İnşallah bir dahaki derse buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.